Mehmet Genç. Türk ve dünya iktisat tarihinin şüphesiz en önemli isimlerinden birisi olan Mehmet Genç'in hayat hikayesi, 1934 yılında Artvin Arhavi'nin Kemerköprü köyünde mütevazı bir ailede başlar. İstanbul Haydarpaşa Lisesi ve Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde geçen kendini keşfetme yıllarının ardından, Ömer Lütfi Barkan'ın asistanı olarak akademisyenliğe adım attığından bugüne kadar, Mehmet Genç'in yaşamı yaklaşık 60 yılı kapsayan bir bilimsel arayış, farklı bir söylemle bir tür hikmeti keşfetme macerası olarak devam eder. Söz konusu bu hayat, ilmi araştırmayı kendisinin bir cüz'ü olarak değil, bizatihi ona bulanmış, ona adanmış ve onu kendisinin mihenk taşı olarak kabul etmiş bir hayattır. Belki de Mehmet Genç'i diğer akademisyenlerden ve teknokrat bilim insanlarından ayıran en önemli özellik, işte bu adanmışlığın getirdiği sonu gelmez maliyetlere katlanması ve ilahi sonsuzluğa gözlerini dikerken, meçhulü bilmek için durmadan, bıkmadan ve usanmadan bu yolda tek başına yürümesidir. Mehmet Genç, Batılı akademisyenlerin yazdıklarını anlayabilmek için Türkçe öğrenmek zorunda kaldıkları belki de tek Türk ilim adamıdır. Mehmet Genç'in Türkiye'de ve dünyada en tanınmış Osmanlı iktisat tarihçilerinden biri olmasının haklı nedenleri bulunmaktadır. Öncelikle Mehmet Genç, alanında bir uzman olmanın ötesinde, dünya standartlarında ilmi birikimiyle dikkati çeker. Sadece tarih ve iktisat tarihi değil, matematik, sosyoloji, iktisat teorisi, ekonometri, edebiyat, teoloji ve felsefe gibi bilim dallarında önemli ölçüde bilgi birikimine sahiptir. Bu birikim, Mehmet Genç'in kaleme aldığı çalışmalarında açık bir biçimde tebellür eder. Nitekim Genç'in çalışmaları içinde bir problematiği çözüme kavuşturma, bilime bir katkısı ve gerçeği bulma çabası olmayan hiçbir çalışma yer almaz. Yazmak onda bir medeniyetin genetiğinden fışkıran, ahlaki sorumluluğu olan ve gerçeğin ama yalnızca gerçeğin belgelendiği bir uğraştır. Bu nedenle de her biri birer manifesto gibi kaleme alınan makaleleri ve yaptığı konuşmalar, tarih ve iktisat tarihinde devrime yol açacak birer başyapıt niteliği taşırlar. Mehmet Genç'in bir başka özelliği de, çalışmalarıyla ortaya koyduğu teorik katkılarının yanı sıra, Osmanlı iktisat tarihinin kara delik gibi duran pek çok noktasına ışık tutması, yıllardır doğru kabul edilen yanlışları ortaya çıkarması ve araştırma tekniği olarak tarihin klasik yöntemine sıkışmış olan yaklaşımları değiştirerek sosyal bilimleri tarih ve iktisat tarihinin emrinde kullanması olmuştur. Bu açıdan bakıldığında Mehmet Genç'in teorik modellemelerine dayanmaksızın bir Osmanlı iktisat tarihi çalışması kaleme almanın neredeyse imkansız olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Mehmet Genç'in iktisat tarihi literatürüne yaptığı en büyük katkı, Osmanlı ekonomik yapısını modellemesi ve bu ekonomik yapının adeta robot resmini çizmesi olmuştur. Bu modelleme aynı zamanda Osmanlı toplumunun batıya alternatif ve onun karşısındaki bir medeniyet yapılanmasıyla dünyaya baktığını ispatlayan en önemli bulgudur. 10 yılı aşkın bir çalışmayla ortaya koyduğu bu teorik modellemesini, yine uzun bir çalışma sürecinin ürünü olan Osmanlı Devleti'nin ekonomik yapıyla ilişkileri bağlamındaki ikinci modellemesiyle desteklemiştir. Bu yeni modelleme ile Osmanlı Devleti'nin kapitalizme neden yalnızca uzak değil, aynı zamanda ona karşı olduğunun sosyolojik, dini, kültürel ve ahlaki temelleri de netleşmiştir. Osmanlı Devleti'nin despot bir devlet olmadığı, tam da aksine bir tür ihya anlayışıyla insan için bir ekonomik düzen kurarak bu düzeni yönettiğinin ortaya konması, Mehmet Genç'in bu ikinci teorik bulgusu sayesinde gerçekleşmiştir. Mehmet Genç, bu iki iktisadi modeliyle aynı zamanda Türk-İslam medeniyetinin sınırlarının çizilmesi ve Batı medeniyetiyle olan farklılıklarının da anlaşılabilmesi bağlamında son derece önemli katkılar sağlamıştır.
Osmanlı iktisadi sisteminin ikinci önemli ilkesi gelenekçilik ve tradisyonalizmdir. Mehmet Genc'in iktisat tarihi literatürüne olan bir başka önemli katkısı, Osmanlı mali yapılanmasındaki kimi kavramları, kurumları ve uygulamaları netleştirerek, bunların Osmanlı ekonomisinde zaman içinde nasıl ortaya çıktıklarını, nasıl işlediklerini ve genel ekonomik konjektörle olan ilişkilerini ortaya koymak olmuştur. Mukata'a, Malikane, Eşham, İkta, Yed-i Vahid, Esnaf Teşkilatı, Osmanlı gümrüklerinin kurumsal yapısı, Osmanlı iç ve dış ticareti ve benzeri konularda kaleme aldığı makaleleri ve konferans tebliğleriyle Mehmet Genç, tüm çalışmalarında klasik araştırma geleneğini kökünden sarsacak yeni sorular sormuş ve bu sorulara arşiv kaynaklarını sosyal bilimlerin teorik ve analitik araçlarıyla aklın süzgecinden geçirerek son derece önemli bulgularla cevaplar vermiştir. Gerek yerli gerek yabancı bilim insanlarının tanıklığına göre Mehmet Genc'in geliştirdiği yeni yaklaşımla Osmanlı tarihine hakim olan geleneksel bakış açısını değiştirdiği söylenebilir. Mehmet Genç, Osmanlı tarihinde gerileme paradigmasını eleştirerek Osmanlıların iktisadi kurumlarının ilerleme ve gerileme gibi nesnel olmayan kavramsal araçlarla anlaşılamayacağını ortaya koymuştur. Mehmet Genc'in kısaca özetlenen bu katkılarına, onun araştırma yönteminin yeni araştırmacılara sunduğu yeni ve orijinal yöntemsel bakış açısını da mutlaka eklemek gerekmektedir. Onun tarih araştırma yöntemi üçlü bir özelliğe sahiptir. Bu özelliklerden ilki kesinlikle arşiv verilerinden yararlanmaktır. Kurgusal bir masabaşı tarih yazımı Genç için asla tercih edilen bir yaklaşım olmamıştır. Ancak arşivlerdeki verilerden bir sonuç alınması için bu verilerin teorik araçlarla işlenmesi, yani sonuç verebilir hale dönüştürülmesi gerekmektedir. Bunun için Mehmet Genç, hocası Ömer Lütfi Barkan'ı bir adım daha öteye taşıyarak, diğer sosyal bilimlerin ilgili teorilerinin iktisat tarihi incelemelerine dahil edilmesi gerektiğini düşünerek çalışmalarında bunu gerçekleştirmek için uğraş vermiştir. Arşiv verilerinin kullanılması, bunların teorik araçlarla işlenmesi ve kurumların öncelenmesi şeklindeki bu üç özellik, bilimsel zarafete tam da uygun bir biçimde tümden gelim yöntemiyle desteklenmiştir. Ama zaman zaman genel hipotezlerin ispatlanmasında imkansızlıkların belirdiği durumlarda tüme varım yönteminin de Mehmet Genç tarafından kullanıldığı olmuştur. Mehmet Genç'in araştırma yöntemine olan bir diğer katkısı, tarih ve iktisat tarihi bilimi arasındaki gerginliği ortadan kaldıracak bir iktisat tarihi tanımını kurgulamasıdır. Genç bu yaklaşımıyla yalnızca gerginliği azaltmak değil, aynı zamanda iktisat tarihi araştırmalarının nasıl yapılacağına dair de önemli bir kılavuzluk görevi üstlenmiştir. Mehmet Genç, bir bilim insanı olarak nasıl tarif edilir diye sorulacak olursa, denilebilir ki, bitmez tükenmez bir merak duygusuyla ve bilme arzusuyla hayatını ilme adamış bir insan. Kendi ifadesiyle, hac yolunda bir karınca.